Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bu videomda evde nasıl yoğurt yapabileceğimizi göstereceğim. Ben yoğurdu yaparken iki farklı yöntem kullanarak yoğurdu mayalandırdım. Hem fırında hem de kalorifer peteğinin üzerinde. Siz dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer yaz ayında yapıyorsanız yoğurdun etrafını ince bir örtü ile kapatarak da bu mayalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kısa ve öz bir şekilde anlattım. Bazı önemli gördüğüm püf noktaları da açıklamalar kısmına yazacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Ben yoğurdu 2 litre çiftlik sütü kullanarak yapacağım. Çiftlik sütü yerine paket sütler ile de yapabilirsiniz. Eğer paket sütler ile yapacaksanız sütü 45 derecelik bir sıcaklığa getirip mayalama işlemini yapmalısınız. Eğer benim gibi çiftlik sütü ile yapacaksanız da sütü 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra 45 dereceye kadar soğumasını beklememiz gerekiyor. Şimdi sütü 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Sütü 15 dakika boyunca kaynattım. Üzerinde oluşan kaymakları da bu şekilde sütün içinde karıştırdım. Şimdi sütü 45 derecelik sıcaklığa kadar soğutacağız. Bu soğutma işlemini yaparken de bu şekilde havalandırırsanız daha çabuk soğuyacaktır. Eğer evinizde gıda termometresi yoksa parmağınızı süte batırdığınızda elinizi yakmayacak ama sıcak diyebileceğiniz bir sıcaklığa gelene kadar soğutmanız gerekiyor. Bu sıcaklığa geldikten sonra da yoğurdumuzu mayalayabiliriz. Süt 45 derecelik sıcaklığa geldikten sonra parmağımı batırdığım zaman parmağımı yakmayacak bir sıcaklığa geldikten sonra şimdi yoğurdu mayalayabilirim. Küçük bir kasenin içine 2 tatlı kaşığı dolusu yoğurt koydum. Yoğurdun üzerine bu sütten 1 kepçe kadar ekliyorum. Ve yoğurdun kıvamını biraz daha yumuşak hale getiriyorum. Kullanacağınız yoğurt daha önce yaptığınız bir yoğurt da olabilir. Marketten aldığınız hazır yoğurt da olabilir. Hiç fark etmez. Her 1 litre süt için 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanmak yeterlidir. Yoğurdun kıvamını biraz açtıktan sonra sütün içerisine döküyorum. Daha sonra sütün içerisinde karıştırıyorum. Şimdi yoğurdu yapacağımız kaselere bölüştürebiliriz. Ben hem cam kavanozlarda hem de güveç kasede yapacağım. Bir cezve ile döküyorum. Kaplara yerleştirdikten sonra ben iki farklı şekilde yoğurdu mayalamayı göstereceğim. Birincisi fırında mayalama. Fırını 100 derecede 5 dakika boyunca ısıttıktan sonra fırının içerisine yerleştiriyoruz. Yoğurtların üzeri açık bir şekilde fırının kapağını kapatıyoruz ve 8 saat boyunca fırında bekletiyoruz. İkinci göstereceğim yöntem ise fırın kullanmak istemeyenler için. Eğer yoğurdu kış aylarında mayalıyorsanız kaloriferin üzerinde mayalamak. Kaloriferin üzerinde de yoğurdun mayalandığını size göstermek istedim. Hem fırında mayaladığım yoğurdu hem de kaloriferde mayaladığım yoğurdu hem dokusunu hem de nasıl bir sonuç aldığımı sizlere göstereceğim. 8 saatin sonunda her iki şekilde de mayaladığım yoğurtlar tutmuş. Şimdi yoğurtları buzdolabında en az 8 saat kadar da dinlendirmemiz gerekiyor. Buzdolabında dinlendikçe de kıvamı daha da katılaşacaktır. 8 saatin sonunda kıvamına hep birlikte bakalım. Yoğurtlar 8 saat boyunca buzdolabında bekledi. Buzdolabında beklediği için kıvamı daha da katılaştı. Kavanozu şöyle ters çevirdiğimde herhangi bir akma olmuyor. Soldaki 2 kavanoz fırında mayalandırdığım yoğurtlar. Ortadaki 2 kavanoz ise kalorifer peteğinin üzerinde mayalandırdığım yoğurtlar. Bunlar da aynı şekilde oldukça sıkı bir şekilde tutmuş. Bir kaşık alayım. Fırında mayalanmış yoğurt. Bu kavanozda kalorifer peteğinin üzerinde mayalanmış yoğurt. Kıvamı bu şekilde. İki farklı yöntem gösterdim. Deneyecek herkese afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.